Merhaba değerli seyirciler. Çok kıymetli bir konuğumuz var bugün. Çok heyecanlıyız Hıncal abi. Yani sizin karşınızda, konuk da olsanız karşınızda durmaktan dolayı vallahi ben heyecanlıyım. Yani ustaların ustası Hıncal abi. Ya kaç sene Hıncal program abimiz, yaptık senden. Tabii. Ayıptır ya. Ne bırak heyecan. Ben heyecanlandım. Niyeyse her... O bırak ben heyecanlandım. Eyvallah. Sen tepemizde yüzden... sopayla burada senelerce canımızı okudun. Estağfurullah. O bilmiyor da onun için heyecanlandı. Şimdi biraz sonra başına gelecek. Bir dahaki programı o da heyecanlandı abi. O yüzden öyle. Evet, abi hoş geldiniz. Hakikaten hoş geldiniz. Ayaklarınıza abi. Sağlık. Teşekkür ederim. Hıncal abi her gün neredeyse yazıyorsun, yıllardır yazıyorsun, yıllardır okunuyorsun. Nasıl bir duygu, nasıl bir his, nasıl böyle bir enerjiyi nereden buluyorsunuz abi? Ve aramızdaki en genç sizsiniz biliyor musunuz? Yani gazeteciler içinde. Efendim yaşam enerjisi. Yani ben yazmasam şimdiye çoktan böyle bir şey görürdünüz. Taş, doğum tarihi. Allah gecinden versin. Öyle yani. Ne yapacaksın? Konuşmaktan da önemli olan yazmak değil mi abi? Her gün yazmak yani, gibi hiçbir şey yok tabii çünkü. Yani bir şey yapacaksın. Yoksa bekliyorsun. Ne bekler? Adam 80 yaşında. Hiçbir şey yap bir adamın bekleyeceği bir tek şey kaldı. Godot'u bekleyecek. Godot ne? Onu da bekleyen beklemiş yazmış zaten. Samuel Beckett'üsün. Samuel Beckett'üsün onu. Hıncal abi programımızın formatı biraz önce anlattım size ama bir daha tekrar etmek istiyorum. Aslında ne olmuş, aslında ne demişler onları biz burada Bağış'la birlikte kendi meşrebimizce onları bir anlamaya çalışıyoruz. Aslında sen biraz evvel bana anlattığında ben senin aslında ne demek istediğini anlamadım. onun için en iyisi... Evet. Pratikte görelim. Sen bir rahat ol diyorsun. Abi, tamam peki. 6 ay biz askeri okulda okuduk, yedek subaylık. Ben askerliği Kutada öğrendim. İş başında öğrenilir iş. Tamam, şimdi başlayalım. Başlayalım. Ben gerçi... sonra yazarım okurlarıma aslında ne demek diye. Eyvah. Ama abi, buradan şöyle başlamayıp bir şey zorlandık. Söyleyeceğim. O da şuydu. Ha. Hıncal abi senin yazdığın yazılarda aslında bulamıyorsunuz. Yani editör arkadaşlar da hakikaten bizim Sencer var. Editör çok kıymetli bir editördür. Çok zorlandı abi. Hıncal abi her şeyi yazmış diyor. Çünkü yani direkt konuşuyorsunuz. Yok. Direkt konuşuyorsunuz. Hakikaten zorlandık yani. Ama bir şeyler bulduk. Hayır, ondan evvel bir şey sorabilir miyim? Genel bir aslında. Abi Hıncal Düş deyince benim aklıma hep şu geliyor. İnsanlar bir şey düşünür. O düşünceyi bozmaya çalışan adam. Hakikaten böyle tanımlamak doğru mu? Aslında hep bunu mu yapmaya çalıştınız? Yani bir genel var. Bir ana akım var. Bir bakış açısı var. Onun altına oyma. Hep bir şey deniyorsa öbür şeye bakma. Bir böyle bir hissiyat insanda size okurken de dinlerken de çok geliyor. Efendim şimdi 1000 kişi bir şey söylerse, bir kişi bunun tersini söylerse mesele yok olabilir. Ama 1000 kere o 1000 kişi bir şey söyleyip bu bir kişi tersini söylediği zaman o bir kişinin adı çıkıyor. Bunun işi tersini söylemekti. Oysa bir lafı 1000 kişinin söylemesi onun doğru olduğu anlamına gelmez. Belki o bir kişi doğruyu söylüyor, o 1000 kişi tersini söylüyor. Doğru. Türk medyasının ben 1955'ten beri içindeyim. 2 senesi Ankara'da Necat Tayyip rahmetli Bilgiç, Özfeder Bahçe dergisinin yazı işleri müdürüydü. Ben de Ankara'dan Ankara Mektubu yazardım o dergiye haftada bir. Ankara'daki spor olaylarını, o zaman Milli Süper Lig falan filan yok. Sonra 57'de fiilen gazeteciliğe başladım. Ve bütün hayatım medyanın içinde geçti. Emin olduğum, gördüğüm şey şu ki, yazılar genelde düşünüleni aksettirme. Böyle yazmam lazım diyorlar, böyle yazıyorlar. Ben böyle yazmam lazım diye yazmıyorum. Ben yazmam gerekeni yazıyorum. O zaman böyle yazmam gereken diyenlerin tersini yazıyorum ister istemez. Aslında ne demiş diye de biz zaten baktığımız zaman öyle bir şey bulamıyoruz dolayısıyla da. Ne demişseniz demiş oluyorsunuz. Efendim, bir,
bu kadar birleşmiş fikirlere karşı bir yazı yazdığın zaman iki şeye mecbur kalıyorsun. Bir, çok açık yazman lazım. Herkes anlasın. Yani bu adam bunu bunun için söylüyor. İki, sert yazman lazım. Bin kişinin içinde bağıracaksın ki sesini duyurasın. Normal o bin kişinin ses tonuyla konuşsan kimse seni duymaz. Üslup, bu farkı yaratan da üslup. Doğru. Üslubun sert olması ve net olmasının sebebi... Bir şeyin genelde, altını çizebilmek için değil mi? Peki abi, Sarı Kırmızılı Kaşko kitabını yazdınız. Taraflılık, tarafsızlık meselesi gündeme geldi. Sizin çok tahmin ediyorum sevileceğiniz bir şey olarak söyleyeyim. Bu Dünya Gazeteciler Birliği tarafsızlık terimini gazeteciliğin değerlerinden biri olmaktan çıkardı. Çünkü kimsenin tarafsız olamayacağından hareketle objektiflik başka bir şeydir, tarafsızlık başka bir şeye döndü. Ama taraftarlığa şimdi çok fazla savrulmuş durumdayız. Şimdi taraflılık bir şeydi ama taraftarlık başka bir şey. Yani bunda efendim, mesela sizin açtığınız yolun oraya gitme tehlikesi var mıydı? Onu düşünmüş müydünüz? Hiç öyle şeyler oldu mu? Sevgili Barış, taraftarlık derken aslında kibarlık yapıyor. Doğru. Taraftar gazeteciler yok. Sözcü gazeteciler var. Her dalda. Magazininden, sporundan, sinemasından, sanatından, her dalda artık objektifliği unuttuk. Ben taraftarla razıyım. Çünkü zaten taraf olmazsan o işe ilgilenemez. Sarı kırmızılı kaşkol de odur zaten. Arkadaşlar, ben Galatasaraylıyım. Benim Galatasaraylı olduğumu bilerek okuyayım bu yazıları. Adam Fenerbahçe Kongresi üyesi, ben tarafsızım diyor. Türkiye'nin en büyük gazetesinde her gün köşe yazıyor, ben tarafsızım diyor. Ben işte Galatasaray üyesiyim. Hadi siz de yazın dedi. Tuttuğunuz takımı siz de yazın. Peki taraf tutan bir gazetecinin tarafsız yazı yazması diye bir şey söz konusu olamaz mı abi? Efendim, şimdi bilincin var, bilinçaltın var. Ben Galatasaraylıyım. Ben Galatasaray'la X Spor'un maçını izliyorum. İster istemez ben Galatasaraylı futbolcuları izliyorum. Oradaki X Spor'un sağ açığı topu sürerken ben Galatasaray'ın sol bekinin, sol stoperin ne yaptığına bakıyorum. Topu ne... Şimdi ben o X Spor'u nasıl tarafsız eleştireceğim? Bilinçaltım var bir de. Böyle bir şey olamaz. Kendimden biliyorum diyorsunuz. Tabii. Ya her insanda tabii var. Tabii her insanda var. Doğru. Her insanda var. Bir adam var. Sağda çok sempatim var ona. Onun hep güzel hareketlerini görüyorsun. Vay be, ne güzel. Arapasına bak, şuta bak, çalıma bak. Atağa bak, depara bak, boşa nasıl kaçtı. Yaptığı hatalar aklında kalmıyor. Çünkü ona sempatim var. Hepimizin çocuklar var değil mi? Bin tane kusurları var ama anlatırken aklınızda kalan onlar. Doğru. Yani mutlak tarafsızlık diye bir şey katiyen yok. Onun için herkes... Kimin ne taraf olduğunu bilsin, ona göre okusun. O yüzdeleri de versin, evet, kafasından. Peki Hüncal abi, sizin sözlerinize geçiyorum. Şimdi demişsiniz ki, Galatasaray bu hallere bir günde gelmedi. Adım adım gitti çöküntüye ve yardımcıları hiçbir şeye itiraz etmeden hocamın her kararına kafa salladılar. Başarı kafa sallayanlara değil, aklının yatmadığına itiraz edenlerle gelir. Şimdi Hüncal abi, bunu yıllardır söylüyorsunuz. Zaman zaman gündeme getiriyorsunuz. Burada aslında ne olması lazım? Hani nasıl bir pozisyonda olmaları lazım? Teknik direktör, yardımcıları ilişkilerini bir kez daha aslında altını çizmek lazım. Şu dönemde neden bu cümleleri sarf ettiniz? Efendim, bu cümleleri neden sarf ettiğimi
bu cümleleri en çok sarf ettiğim iki adam, iki yakın ahbabım Fatih Terim ve Mustafa Denizli bilirler. Evet. Bu ikisi dünya çapında iki hoca, Yup Derval ve Sepp Piontek'in yardımcıları iken o hocalarla kaç defa kavga ettiler. Onun için biri Mustafa Denizli, öbürü Fatih Terim aldı. Şimdi hocasıyla kavga eden, itiraz eden herhangi bir yardımcıya rastlıyor musun? Niye Mustafa Denizli ve Fatih Terim de Piontek ve Derval gibi birer Denizli, birer Fatih yetiştiremediler? Çünkü kendilerine itiraz edecek insanları yanlarında çalıştırmadılar. Ben bu dediğinize 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki Türkiye ile destek vermek istiyorum. O zamanki bir konuşmamızda Oğuz Hoca söylemişti, Oğuz Çetin. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Fatih Terim, yani Türkiye'nin tarihinin en eğlenceli takımı, en kimlikli takımıydı. Eve gitsek evden geri gol atıp maçı berabere bağlamış olabilirler diye espri yapıyordu Almanlar. O takımda teknik direktör Fatih Terim'di, yardımcılar da Metin Tekin'di, Oğuz Çetin'di ve Eser Özaltındere'ydi. Ve yani muhtemelen bütün Avrupa Şampiyonası'nın en iyi eğitim görmüş, yani eğitim düzeyi en parlak, kariyerleri en parlak yardımcı hocaları bile olabilirler üçü de. Biri inşaat mühendisi, biri işletme, biri felsefe mezunu. Bu hakikaten onu besleyen bir şey olarak o zamandan aklıma gelen şeylerden bir tanesiydi. Niye yapmıyorlar peki? Yani dediğiniz, söylediğiniz çok önemli. İtiraz istemiyorlar. Türkiye'de kimse itiraz istemiyor hiçbir şeye. Ama fikir de çok önemli. Bir yandan da başka bir fikir duymadan da bu iş olmuyor. Efendim, bunu anlamanın imkanı yok. Şimdi Piontek'in ve Derval'in Türkiye'deki başarılarını Mustafa Denizli'ye ya da Fatih Terim'e bağlayan oldu mu? Başarı daima tepedeki adamın. Doğru. Binaenli senin her dediğine peki diyen adamdan sana herhangi bir katkı gelmez. İtiraz eden hiçbir şey yapmasa senin kararını bir daha düşünmeni sağlar. Ya ben Sabek'te Fuat'ı oynatmak istiyorum ama bak Barış çok itiraz etti buna. Acaba düşünürüm. Gene Fuat'ı oynatabilir. Ama Barış'ın itirazı bana bir daha düşünme şeyi verir. İkinci kontrol imkanı verir kendi düşünce. Yani şimdi mesela Fatih Hoca buna savunma da yapıyor. Diyor ki ben yardımcılarım var, onların görüşlerini de alıyorum diyor. Ama sizin söylediğiniz başka bir şey. İtiraz diyorsunuz değil evet. mi? Daha şiddetli, evet. daha şiddetli evet. belki de kavga. Yani Fatih Terim'in Piontek'le yaptığı şeyi bekliyorsunuz siz onlardan. Yani bunu hep söyledim, yazdım ben. Ankara'da Cüneyt abiyle. Nurlar içinde yatsın. Beraber Allah epey çalışmamız tamam, oldu. Kor Yürek'le. Atletizmimizi hasta tanıştık. O antrenördü, nerede ben yazardım işte. Ankara'da. Başka nerede tanışacaksınız? Yani Cüneyt abinin arkadaşları gelirlerdi ofise. İşte odalar var, kapılar açık. Üç odada harıl harıl çalışan insanlar var. Benim odada koltuğa böyle oturmuş. Gazete okuyorum, kitap okuyorum, bilmem ne okuyorum. Bir gün dayanamadılar böyle bir sohbette. Dediler ki Cüneyt abi, bu adama tondan para veriyorsun, niye? Şakaya getirip aslında meraklarınız. Bunun işi ne? Cüneyt abi dedi ki bunun işi bana itiraz etmek. Çok en önemli. Yüksek para alan adamdım. İşim Cüneyt abiye itiraz etmek. Ama birine itiraz etmekle ilgili bir iş olursa ben de sizle çalışmak isterim. Yani Cüneyt abiye itiraz etmek için gerçekten çok para almak lazım. Bilirim. Galatasaray'a bir lider lazım şimdi. Fenerbahçe o lideri bulmak için Emre'yi transfer etti. O lideri bulmak için Volkan'ı Ersun'un yanına aldı. Galatasaray'ın lideri ve kaptanıydı Selçuk, Fatih Terim öldürdü, yok etti. Nokta. Bütün mevzu lider meselesi mi? Ne diyorsunuz? Şimdi bütün başarıya ulaşmış takımlara bakın.
hangisi olursa olsun, içeride bir lideri vardır o da. Hatta içeride ikinci lideri vardır. O kenara alınırsa o oynamaz herhangi bir sebeple. Yani Dünya Kupası'nda, Dünya Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda, şampiyon kulüplerde, yani oraları seyrediyoruz ya, onun için onları örnek veriyorum. Hangi takıma bakarsan bak bir lideri vardır. Hocayla uyumlu çalışan ama takımda etkili, saygınlığı olan bir lider vardır. Yaş da önemli değil. Muslera olamıyor mu diyorsunuz? Hı? Muslera ona uygun olamıyor mu? Kaleciden zor mu olur o? Muslera Türkiye'de olacak en kötü lider. Çünkü Muslera yenilmemek için oynayan herhangi bir takıma birinci sınıf lider. Çünkü Muslera vakit geçirme uzmanı. Hiçbir out atışını açık söylüyor. Allah'ın elinizde ilk seyredenler de denesinler. İlk Galatasaray maçında topun avuta çıktığı saniyeye baksınlar. Muslera'nın avut attığı saniyeye baksınlar. Her avut atışında ortalama 20-25 saniye çalıyor. Bunu Ali Sami Yansı'da da yapsınlar lütfen. Ve Ali Sami Yansı'da da bir derbi maçta da değil. Ali Sami Yansı'da da şampiyonla oynayan bir takımın 3 puan alması gereken bir rakibe karşı oynadığı maçta ve skor 0-0 iken baksınlar. Yani Mustafa'nın Muslera'nın acele etmesi gereken bir maçta dahi Muslera oyunu ağırlaştıran oyuncu. Ben lidere bakıyorum. Lider orada yatmış. Şey üstüne kafayı koymuş. Asker Allah Allah gece gider mi ya? Komutan orada öyle yatarsa. Kötü giden maçtan sonra Emre soyunma odasında bekliyormuş Hıncal abi. O beklerken sessiz bir bekleyiş. Herkes bekliyor. Bir de maçın kimse içinde, maçın içinde yani kenardaki adama, gözün kenardaki adamla oynayamazsın. Bana mı bakacaksın, sahaya mı bakacaksın? Evet. Ama içeride seni hızlandıracak, seni tempoya dokacak, hadi diyecek biri lazım. Onun da senin saygı duyduğun birinin olması lazım. Galatasaray lider kim? Şu andaki Galatasaray'da var mı öyle birisi? İşte aklına gelen isim en kötü örnek. En uzun süreli oynuyor ama yok. Yok. Belhan da biraz hırçın ama evet. O da onu taşıyamıyor. Yani. Bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra devam edecek aslında. Devam ediyoruz değerli seyirciler. Usta gazeteci Hıncal Uluç'la birlikte, Hıncal abiyle birlikte aslında sürüyor. Sahadaki hakemi koruyor. Emzik, pardon, var. Kıyamet koparanlar sakinleşip bekliyorlar. Sonra da 40 kameradan izlendi. Demek öyleymiş diye susuyorlar. Tepki ne kadar sertse var da o kadar uzun sürüyor ki herkes iyice sakinleşsin de imam bildiğini okusun. Bunu iyi yakalamışsınız abi. Aslında varın en önemli şeylerinden bir tanesi bu. Tepkiyi soğurma diyorsunuz. Tabii. Değil mi? O bazen uzun sürüyor işte ama. Ama ona göre tepkiye göre. Uzun sürünce bu sefer yeni tepkiler ortaya çıkmaya başlıyor. Onun süresini iyi ayarlamak lazım. Efendim yeni tepkilerin ortaya çıkması görünmeyen vara karşı. Doğru. Sağdaki doğru. Hakemi kurtarmak önemli. Tabii. Doğru. O anı bir kurtaralım da. Orada verdiğim örnek o. Doğru. Pacer. Bizdeki emziğin adı, uluslararası adı Pacer. Yani sakinleştirici. Tabii. Böyle penaltı verdi vermedi kıyamet tribünlerde sövgüler yükselirken diyor hakem dinliyorum diyor herkes susuyor. İtiraz edenler hakemi etrafını saranlar dahil biraz evvel hakemi boğmaya herkes sakinleştikten sonra bitti. En azından teskin edici bir yanı var yani. Tabii ya Pacer işte tam. Müsekkin. Eski deyimle. Kulübü batıran Fikret Orman, fevkalade rezil yönettiği ve yüz karası haline getirdiği Beşiktaş TV'yi, yani Beşiktaşlıların tek haber alma imkanını da ortadan kaldırdı. Ahmet Nurçebi Başkan ilk işin Beşiktaş TV'yi yeniden açmak olmalı. Yazılı görsel medyanın yok saydığı Beşiktaş'ın hala ulaşmasının tek halka. Yolu, halka ulaşmasının tek yolu, en önemli kelimeyi evet, atladım. Evet, estağfurullah. Yolu o kanal.
Hıncal abi o kadar etkili buluyor musunuz hakikaten kulüp televizyonlarını? Veya şöyle söyleyeyim. Kulüp televizyonu da değil. Beşiktaş televizyonu. Fenerbahçe'nin televizyona ihtiyacı yok. Açık mı var? Evet, tamam. Galatasaray'ın şöyle böyle var ya, yok. Ama Beşiktaş'ın mutlak var. Ben senelerden beri, biliyorum abi. Sen de biliyorsun, programlar yaptık. O programlarda en azından seyircinin önüne sembolik olarak bir Beşiktaşlı, bir Galatasaraylı, bir Fenerli koyalım ki peşin peşin bunlar demesin seyirci diye. En büyük sıkıntıyı Beşiktaşlı yazar bulmaktan, gazeteci bulmaktan çektik. Haşmet'le başladığımızda Haşmet spor yazarı falan filan değildi. Ama Beşiktaşlıydı. Ama iyi Beşiktaşlıydı. Beşiktaşlıydı. Şeyi de iyi, tanıyorum. Tabii. Beraber aynı gazete çalışıyoruz. Ağzı da iyi laf yapıyor. Tabii. Gel Haşmet dedik adam. Çünkü Beşiktaşlı yazar bulamıyorsun. Dolu her taraf Fenerli, müdüründen başlayarak. Bir iki tane Galatasaraylı araya karışmış, onlar var. Beşiktaşlı yok. Durum hala böyle olduğunu düşünüyor musunuz? Biraz değişti. Yeni kuşakta biraz daha mesela Beşiktaşlıların daha eli kalem tutan yazarları kim? Var. Kim? Söyle mesela. Cem Dizdar. Hı? Mesela Cem Dizdar yeni örneklerden. Beşiktaş'tan başka kim verilebilir? Düşünelim. Ali Ece. Beşiktaşlı o da. Nerelerde yazıyorlar bunlar? Bir de onların yazdıkları gazetelerde. Ya Beşiktaşlı yazarlar, gazeteciler var canım. Yani bir sürü isim sayabiliriz burada. Ama etkisi yok diyor Hıncalı abi. Bu oraya getirmiyorlar abi ki. Beşiktaşlı müdür var mı? Bilmiyorum. Ya yani şu anda şeyden beri söylüyorum ben. Namık abi, Necmi abiden bu yana. Güven abiye hiç Beşiktaş müdürlük vermediniz mi abi yıllarca? Yani Güven fevkalade iyi bir gazeteci olduğu için geldi bu geldiği yere. Galatasaraylı Beşiktaş Fenerli olsaydı, hele Fenerli olsaydı bu yürür giderdi diyor. Peki abi. Yani Beşiktaş'ın kendi seyircisiyle buluşma yeri Beşiktaş TV. Ama iyi bir Beşiktaş televizyon. Ne yazık ki günümüzdeki televizyonlar başkanların sözcüsü haline geldiği için millet başkanından hoşlanmıyorsa televizyonu da izlemiyor. Doğru. Fikret Orman biliyor kimsenin kendisini sevmediğini, kimsenin televizyonda izlemediğini, masraf olmasın diye kapadı masraf kapısı. Ama abi çok uğraştıklarını biliyorum. Yani kanal böyle biraz para kazansa, şu maliyetleri karşılasa, izlense diye çok şey mesele ettiklerini biliyorum. Ama bir türlü olmadı. Yani çok kolay da bir iş olduğunu düşünmüyorum abi. Kulüp televizyonlarının çok karlı bir yatırım olarak karlı ortaya çıkması. Karlı yatırım diye düşünmeyeceksin. Masrafını kurtarsın. En azından yeter. Masrafı kurtarmak bile çok zor. Siz o tür sıkıntılar yaşadıklarını biliyorum. Ona çok uğraştıklarını İyisini biliyorum. Yaparsan, yani haber bakımından iyisini yaparsan, efendim bu haber bana dokunur, bunu yazma, o söylemeyin, onu bilmem ne etmeyin diye bin tane tilki uçuyorsa oradan ayrı gelmez. Bir de kendi kaynaklarını da açması lazım abi. Mesela işte o dönem Şenol Hoca antrenmanları açması lazım. Yani oraya en azından kendi kanalında bir torpilli evet. olması lazım. Bunlar da çok, bunlarda da zorlanıyorlar. Durum bu. 41. dönem maraton iş olsun diye yapıldı. 5. sınıf atletler asla koşu geleneği olmayan ülkede sırf köprü yürüyerek geçmek ve de geçerken selfie çektirmek için 20 lira kayıt parası verip köprü başına koşan on binlerce koşucuyu geçtik. Yürüyüşçü bile değil, selfici, keyifçi. Ve İstanbul halkının o güzel pazar günü kapanan köprü ve yollar yüzünden çektiği ıstırap için değdi mi? Bu İstanbul maratonunu bir hayli sert eleştirdiniz Hıncal abi. Diyorsunuz ki bir yürüyüş geleneği olmayan bir halk. Peki bu tür organizasyonlar onlara bir yürüyüş geleneği kazandırmaz mı? Bu organizasyonun bir herhangi bir şeyi kazandırması için çok iyi yapılması lazım. Değil mi? Bir sportif yanının güçlendirilmesi lazım bir kere bence. Yani hem sportif yanı hem ben oturup New York maratonunu seyrediyorum. Tabii. Ben oturup London Berlin maratonunu seyrediyorum.
Ben oturup Boston Maratonu'nu seyrediyorum. Niye? Çünkü o maratonu seyrederken sadece spor değil. Hiç görmediğim başka şeyler de görüyorum. Niye her Allah'ın günü Fransa turunun başındayım, İtalya turunun tabii başındayım? Bir Fransız kadar İtalya'yı, Fransa'yı tanımaya başladım evet ben. 15 senedir. Çünkü adamlar hazırlanıyorlar. Fransa turunun yayıncıları bir sene evvelden başlıyorlar hazırlanmaya. İşte Ekim ayında rota belli oldu. Bunun basın toplantısını aklına verdiler. Tabii. Öyle bu iş. Öyle bu iş. Ve İstanbul'da buna çok müsait bir şehir oysa. Ve şahane şimdi, bir marka. Şimdi bir marka. O yarış günü iki türlü İstanbullu var. Bir orada olan, iki orada olanı seyreden. Ben sana bir şey diyeyim. İkisi aşağı yukarı eşit. Belki hatta evet orada olanlar daha fazla. Daha fazla. Çünkü seyredecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapmamışlar. Ben o yarışı görmeliyim, yaşamalıyım ki ya seneye ben de gideyim. Hatta çoluğu çocuğu alayım, ailece gidelim. Koşalım. Önce seyirlik olacak. Duyuracaksın, anlatacaksın. Olayı bir şov haline getireceksin. Ve koşun. Evet. Anlamadık da. Halk koşusunu kazananda para ödülü var. Peki halk koşusunu sen 6 grupta yaparsan kimin kazandığını nasıl anlayacağız? Sadece birinci gruptakiler mi ödül için koşuyorlar, öbürleri selfie çekmek için mi koşuyorlar? Bunun dahi bilmiyorum ben. O sabah, bütün sabah ekran başındaydım. Koşu bitene kadar. Ama... Naim Süleymanoğlu, Michael Phelps'ten daha büyük bir efsanedir diye yazmıştınız. Evet. Bunu bir açar mısınız Celal abi? Bu yani sefer bunu, aslında bunu burada, var, burada, var burada. Burada abi. Evet, burada yani... ne demek istediğiniz önemli. Çok bence önemli bir şey söylemişsiniz. Sizin şimdi, ağzınızdan dinleyin. Olimpiyatları seyreden seyirciler için, meraklılar için Michael Phelps hakikaten efsane bir adam. Yani her türlü sprint, her stilde giriyor. Girdiği hepsini kazanıyor. Onun için bir takım şeyler, kısıtlamalar kondu hala. Evet. Hatta doğru. Bütün yarışları kazanmasın. Yani yüzmede sırt üstü yüzersin, serbest yüzersin, kelebek yüzersin, kurbağalı adam dördünde yüzüyor. Ve hangisine girdiyse 100-200 kazanıyor. Belki 400-100'se onu da kazanacak. Bayrak yarışlarında yüzüyor, kazanıyor zaten. Dediler ki Phelps Olimpiyatı olmasın. Şimdi öyle bir efsane. Doğru. Şimdi böyle bir efsaneyi Naim Süleymanoğlu'yla mukayese etmek için 1988'in Seul'ünde olmak lazım. Çünkü tek kriter sahadaki performans değil diyorsunuz değil mi? Doğru anlıyorum ben. Performans kazanmak da değil. Şimdi düşün bir olimpiyat seyrediyorsun. Bir olimpiyat seyrediyorsun. Şeyde, halterde önce koparma sonra silme. Koparma başlıyor. Ben oradayım. Koparma başlıyor. Bütün yarışmacılar yarışıyorlar. Üçüncü haklarını da kullanıp bitiriyorlar. Bittikten sonra Naim podyuma geliyor ve dünya rekoru da taktırıyor. Başlangıç kilosu. Herkes bittikten sonra... Üçer hakları kullanmışlar hepsi. Bitmiş, elenmiş. Dünya bir tek Naim kalmış. Yani o halteri kaldırsa o halde olimpiyat şampiyonu zaten. Hayır. Ekleye yapıyor. Dünya rekoru. Kaldırıyor, dünya rekoru. Bir daha ekletiyor. İkinci dünya rekoru.
bir daha ekletiyor, üçüncü dünya rekoru. Arka arkaya üç dünya rekoru, bütün gazeteciler şaşkın. Bitiyor. Silkme başlıyor. Yine bütün yarışmacılar yarışıyorlar. Hepsi bittiler. Naim geldi podyuma. Dünya rekoru da koydurdu yine ağırlığı. Kaldırdı, silkmede dünya rekoru. Onunla beraber koparmadaki derecesi toplamda dünya rekoru. Üç rekor koparmada kırmıştı. İki rekor da silkmenin daha ilk denemesinde beş dünya rekoru. İkinci denemesini getiriyor silkmenin. Gene yedi. Dünya rekoru. Yedi. Onu da kaldırıyor. Yedi dünya rekoru. Üçüncü derecesi gene dünya rekoru. Onu da kaldırıyor. Dokuz dünya rekoru. Bir gecenin içinde bunların hepsi. Evet. Öyle olunca adamı tayma kapak yapıyorlar. Tabii. Kimse inanamadı. Biz hepimiz oradaki Türk gazetecileri ağlıyorduk. Oradaki Türk gazetecileri diyor. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi olimpiyatlara bir tane gazeteci gitmiyor. Hepsi televizyondan üç satır yazıyor. Bunu... Ve beni asıl ağlatan, şimdi o podyumun kenarında dar kapıda hocalar durur ya, bakarlar atletlerden, sporcuları severler. Naim'i yetiştiren hoca, Bulgar milli takımın hocası Osman Abacı'ya ağlıyordu. Tabii. Kendi Bulgar falterisini... Öyle mi? Öteki takımda tabii. Rezil eden... Türk için, onun çocuğu o da çünkü o yetiştirmiş. Ağlıyor diyor. Ondan beraber ben de ağladım. Şimdi gene gözlerim yaşarıyor. Yani Osman Hoca'nın şeyini o günkü o halde oldu. Ondan sonra şeye gittik. Barcelona'ya. 92. Evet. Orada. Orada bize de ağırlık kaldırdı. Naim. Basın merkezinden çıktık. Otobüsle şeye gidiyoruz. Halter salonuna. Salona. Adam da şeyden gelmiş. Bütün o servis arabalarını, Barcelona'da yeterli araba yok. Şoför yok. Çağırmışlar oradan buradan. Bizi getiren şoför de Barcelona'yı bilmiyor. O zaman böyle GPS falan filan da yok. Tarih falan oradan sağa dön, oradan sola dön giderken bizi bir daracık yola girdik. Herifin biri şeyi oraya park etmiş. Arabayı yanlış park etmiş. Geçemiyoruz. Aranıyor kıyamet, korna morna. Şoför de yok ortada. Biz indik arabadan. Allah'tan kaplumbağa. Arabayı kaldırıp Naim'e yetişmek için araba kaldırıyoruz. İroniye bakar mısın? Kaldırıma koyduk da ucu ucuna yetiştik. Orada kazandı. Oradan gittik Atlanta'ya. 96'ya. Atlanta'da kazandı. Üç olimpiyat üst üste ve böyle bir muhteşem Naim. O zaman onu Phelps'le mukayese etme hakkım doğdu. Bir Türk gazetecisi olarak. Doğru. Peki abi bu acılı noktamız nasıl seyrettireceğiz olimpiyatları? Yani olimpiyatları nasıl seyrettireceğiz? Türkiye'de olimpiyatları nasıl tekrar eskisi gibi seyrettireceğiz insanlara? Nasıl yapacağız onu? Efendim, Naimlere mi ihtiyacımız var en çok? Efendim ben başından beri söylüyorum. Türkiye'nin olimpiyat alması için olimpik seyirci yaratmaya ihtiyacı var. Bize maazallah verseler, maazallah. Dünyanın hala görüşte misiniz canım? Dünyanın ilk seyircisiz olimpiyatını yaparız. O Phelps'ler, o Naim'ler, o Hüseyin Bolt'lar boş tribünler önünde yarışırlar. Neden? Çünkü bir zamanlar TRT'nin tek kanal olduğu devirlerde sporu spor müdürleri yönetirdi. Arman abiden başlayarak nurlar içinde yazsın. Ve sevgili Kenan'ın
Kenan Uluğ'un sayesinde bizim millet atletizmi öğrendi. Doğru. Kenan Uluğ'un sayesinde bizim millet buz dansını öğrendi. O hareketlerin isimlerini söylüyorlardı ya. Çocuklar seyrederken ha bak kartal yapıyor. Ben bilmiyorum. Devamlı yayınlıyordu bunların hepsi. Ankara'da basın tepede evimiz var, önünde bahçe var. Bir olimpiyatlar sahasında çıktım şeyden, evden işe gideceğim. Çocuklar garip bir oyun oynuyorlar. Şeyde, otların üstü. Ne yapıyorsun? Üç adım atlama oynuyorlar. Tabii. Etki bu işte. Tabii. İşte çocuğa üç adım atlama oynamayı öğretirsen eğer, Türkiye'de olimpik seyirci olur. Tabii. Hiç unutmuyorum Hıncal abi. O dönemde ben daha tabii o saydığınız insanlardan daha yaşça küçük olduğum için bizim mahallede Ankara'da olimpiyat oyunları düzenlerdik biz abi. Yani böyle cirit, birit her şey vardı kendim ağaçtan yapıp yollarda uzun atlama atlayarak. Şimdi özel televizyonlara bir şey diyemem. Onlar zaten bir yaşam savaşının içindeler. Onlar reytinge muhtaç. Ama TRT bir kamu televizyon. Şurada yanan ışıktan, şu hani aydınlatan ışıktan TRT para aldı. Yani benim vergilerimle yaşıyor. Niye ben ona bu parayı veriyorum? Bana bir şey öğretsin. Kesinlikle. Özel televizyonun böyle bir görevi yok. Bana bir şey öğretme görevi yok. Özel televizyonun birinci görevi yaşamaya devam etmek ve kendi personelinin aylık maaşını ödeyebilmek. TRT'nin öyle bir şeyi yok. TRT'nin böyle bir sıkıntısı yok. Şu anda ama ikinci spor kanalı açtılar Hıncal abi. Tamamen bu operasyonları yapmak için. Şimdi bunun için. Operasyonları yapmak için dedikleri de doğru. Bir sürü bir şey de yayınlıyorlar. Yayınlıyorlar. Evet. Ama kimse duymuyor. İşte yavaş yavaş yeni olduğu için. Duyuracaksın. Evet. Hayır. Duyuracaksın. Bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Aslında devam ediyor değerli seyirciler. Bu hakemlerle bu lig zor biter diyor herkes. Haklı olarak. Peki bu teknik direktörlerle futbol bitti farkında mıyız? Dediniz Sıncal abi. Bu teknik direktörlük meselesi teknik hakikaten... Teknik direktörler bitiriyor mu Türk futbolunu? İslam Çupi, futbolun ölümü. Tarihi 2001. Evet, öyle. Ben... Bu lafı etmek için 18 sene geç kalmış. Geç. Rahmetli söylemiş. Evet abi. Niye? Şimdi biz futbolun, öbür kitapla idare etmişiz. Romantik yürekler. Futbolun marka değeri, marka değeri. Futbolun marka değeri. Futbol nedir? Futbol bir seyir sporudur. Futbolu seyredeceksin. Nerede seyredeceksin? Stadyumda. Doğru. Ve günümüzde televizyonda. Seyredecek şey güzel olması lazım. Keyif vermesi lazım. Uh-huh. Heyecan vermesi lazım. Coşku vermesi lazım. Ama bütün teknik direktörler aynen sevgili Şenol Güneş hocamız da itiraf ettiler maçtan sonra. Ben yenilmeyi sevmem. Yenemiyorsam yenilmemeye bakarım. Hı. Fatih Terim'in taktiği de bu. İfade ediyorken. Yenemiyorsan yenilme. Futbolun ölümü bu laf işte. Yenemiyorsan yeneceksin arkadaş. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin diye bir şey yok. Ben seyretmiyorum arkadaş. Ben haftada 3 tane maçı mecburen seyrediyorum. Görev televizyonda programım var diye. Olmazsa seyretmem. Şerefimle de emrederim seyretmem. Çünkü seyredecek bir şey yok. Futbolu öldüren, anti futbol oynayan, futbol oynatmamaya çalışan teknik direktörlerin mücadelesi. İstisnalar var. Onlara bakıyorum. Söyledim de kendi programda kaç defa. Futboldan zevk almak istiyorsanız büyük takımları bırakın. Doğru. Sivas Spor'un oynadığı futbola bayılıyorum. Evet. Rıza Çal'ın bayılıyor oynadığı futbol. Rize'deyken de Okan Buruk harikaydı. Başakşehir'de aynı şeyde değil.
biraz böyle ölçülü olmaya başladı. Kötü yola gitti. Takım büyüdükçe mi oluyor hocam? Şey Hıncal abi o sizce? Evet, baskılar artıyor. Bu baskılara göğüs germenin yolu da yenilmemek. Türkiye'de yenilmezsen sorun yaşamıyorsun fazla. Acaba Türk futbolunun yeniden böyle yabancı teknik direktöre ihtiyacı olduğu bir dönemde miyiz? Ne dersiniz Hıncal abi? Yani yerlisi yabancısı. Yok şu anda çünkü. Yani hani biz hep söyleriz yani iyi hoca, kötü hoca, yerli hoca, yabancı hoca yoktur. İyi hoca, kötü hoca vardır ama yabancı teknik direktörler acaba dediğiniz enerjiyi getirebilir mi? Çünkü diyorsunuz ya iyi teknik direktör işte Sivasspor'da iyi. Sonra ama yükseldikçe, üç büyüklere, dört büyüklere geldikçe o bahsettiğiniz tarzda bir hoca haline geliyor. Dolayısıyla bunu yabancı hocayla çözmek mümkün olabilir mi? Ne dersiniz? Yani yabancı hocalar da gelip gidiyor. Yani, ortada Derval gibi bir isim olursa şans. Derval'i taşladılar biliyorsun Florya. Tabii. Derval gibi hocayı taşladılar. Ben de bir İngiliz gazetesinden kopya ettiğim başlığı kullandım. Hayvanlar diye. Böyle İngiliz hocayı taşlayan seyirciler için London Times kullanmıştı. Animals diye. Orada yazdım bu başlık bana ait değil. Futbolu icat eden İngilizlere ait. Ben Jürgen Klopp'a, Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'a kriz anında geldiniz Dortmund'u ve kurtardınız. Türkiye'de çok büyük bir kriz yaşıyor. Türkiye'ye de gelseniz ne olur diye sordum. Kovulurdum dedi. Evet işte Türk yabancı antrenörler de Türkiye'de kovulurdu. Barınamıyorlar bildiğinde. Neden? Berabere kalırsan mesele yok. Tabii. Kaybetmedi. Doğru. 9 kere berabere kaldın mı 18 puan kaybedersin. 3 kere yenildin mi 9 puan kaybedersin. 9 berabere kalan hocaya bir şey olmaz. 3 yenilen adamı kovarlar. Onun yarısı kadar puan kaybettiği halde. FIFA 3 puanlı ligi niye çıkardı? Beraberliği gözden düşürmek için. Tabii. Takımlar beraberliği oynamasın demek tabii için. 3 maçta 3 berabere kalıp 3 puan alacağına, o 3 maçın birini kazan, 3 puanı alırsın. Öbüründen aldığın puan da kar kalır. Alırsan eğer. Gol sayısını artırmaya yönelik tabii, önlemler düşünüyorlar. Bütün önlemler bunlar. Bütün tedbirler bunun içinken biz tam tersini ve bunu benim medyam da destekliyor. Üzücü yanı o. İşte herkes dediğinin karşısını tersini yazar Hıncal. Bunu yazdığı için ters. Niye ben bunlara tabelacı diyorum? Çünkü adam ancak yenilirse eleştiriyorlar. Şimdi İzlanda maçında yere göğe koyamadılar Şenol Güneş kardeşimiz. 80. dakikada o topu Meriç çıkarmasaydı da gol olsaydı ve biz o maçı kaybetseydik. Ertesi gün aynı kalemler neyi yazardı? Hocam kendi sahanda 50 bin seyirci önünde İzlanda'ya bir kaza golüne kurban olacak futbol oynatılır mı? Demez miydi herkes? Derdi. İşte ben onu diyorum. Farkım burada. Ne güzel final yaptı. Evet. Hıncal abi çok sağ olun. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Ne iyi ettiniz çok de geldiniz. Ederiz. Çok teşekkür ederiz. Programımız bitti. Gelecek hafta yine aslında da birlikte olmak umuduyla. Bitti mi? Hoşçakalın. Bitti Hıncal abi. Aslında ne dediğimi anladın mı? Şimdi anladım. Şimdi anladım. Bunun için program yapmak gerekiyor. Hoşçakalın.